Teknofest İzmir Deneyya Fikir Maratonu kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Şehirler Fikir Maratonu yarışmasında ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi olan Bilim Şehit Kamil Deneyap öğrencileri Zeynep Çete ile Tuğba Altun Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun makamında ziyaret etti. Güneş ışınlarının %98 yansıttığını söylüyordu. %2'sini beyaz boyayla kaplayabilirsek küresel ısınmayı engelleyebiliriz teorisi öne atılmıştı. Ardından projeyi düşünürken sürdürülebilirlikle ilgili ne yapabiliriz diye aklımıza bu geldi. Sonrasında solidye çimentoyu keşfettik. Solidye çimento diğer çimentolara oranla %30 daha az enerji harcıyor ve %70 daha az karbon salınımı yapıyor. Ve bu ikisini birleştirdik dünyanın en beyaz boyasıyla solidye çimentoyu. Malzemeler birbirine tutunuyor. Bu yüzden laka beton blok yapısını tercih ettik. Ayrıca laka beton blok yapısı sürdürülebilirlik. Çünkü mesela böyle bir durumda blokları birbirinden çıkartarak tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Solid çimento blok daha doğrusu in olacak. Ha? Bunları yaparken tabii artık bir kadem ötesine geçeceksiniz. Bunların da tabii biliyorsunuz normal şartlarda bu Lego gibi bloklar aslında liman yapımında falan kullanılır. Belki de bununla birlikte yaşanabilir çok katlı binalardan daha ziyade az katlılara dönmeyi de yeğlemiş olacaksınız. Sizinki tamamen organik diyeceğiz artık. Çevreci bir proje olacak. Evet, ben öncelikle hocamızın şahsında öğrencilerimizi kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Şehit Kamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren aslında yazılımla ilgili, robotik kodlama ile ilgili çalışmalar yapmak istedik. Ancak bu işin sürdürülebilirliğini sağlar mıyız, sağlayamaz mıyız? Bunun kaygısını taşıdığımız için bu projeleri ötelemiştik. Ne zaman ki Milli Teknoloji Hamlesi'nde Teknofest organizasyonuyla tanışınca bundan sonraki safhada sağ olsunlar verilen desteklerle, hocalarımızın destekleriyle deneyap atölyeleri kuruldu, bilim atölyeleri kuruldu ve bugün onun semerelerini görüyoruz. Gerçekten ülkemizin geleceğinden biz hiçbir kaygımız olmadan yavrularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Özellikle 2020'de alınan birincilik, 2022'de alınan birincilik, son alınan 2023'teki birincilik bizi gururlandırdı. Gaziantep üreten bir şehir. Bu üreten şehrin içerisinde bizim çocuklarımızın nitelikli yetişmesini istiyoruz. Sınavlar neticesinde şu anda 168 öğrencimiz deneyap atölyelerinde eğitim alıyorlar. Bunların içerisinde de Teknofest'lerin programlarına katıldıkları gibi TÜBİTAK programlarına da katılıyorlar. Amaç burada birinciliğin ötesinde ülkemiz için güzel şeyler yapılması. Tabii insanın yapmış olduğu projelerin neticesinde derece alması da gurur verici. Ben hem derslerindeki başarılarından dolayı hem de deneyap atölyesinde göstermiş oldukları başarılarından dolayı tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz projemizden bayağı emindik. Projemizi yetiştiremediğimiz için biraz modumuz düştü. Ama yine de projemize güvenmeye devam ettik. Teknofest çok güzel bir yer. Birçok öğrenciye öneririm. Yani orayı kazanmak bile bizim için çok büyük bir başarıydı. Bu konuda çok teşekkür ederiz Rıdvan Fadıloğlu'ya. Bize böyle desteklerin devamını getirdiği için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir ortamdı. Yani öğrencilerin, gençlerin, üniversite öğrencilerinin kendilerini geliştirmesi için gerçekten çok güzel bir yer. Bu kısımda arkadaşımın da dediği gibi projemiz çok yetişmedi sunum aşamasında. Biraz üzüldük. Ancak hiçbir zaman projemize güvenmekten vazgeçmedik. Ve burada danışman hocamız Yunus Bağlı'na çok teşekkür ederiz. Her zaman bizi desteklediği için. Şehit Kamil Belediyesi'ne ve başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz de zaten bizim ilk öğrencilerimiz. Bu sene proje aşamalarındalar. Bu yılda böyle bir yarışmaya katıldık ve birincilik gelmesi de bizi çok mutlu etti tabii ki. Tebrik ediyorum. Sıra senin. Teşekkür ederiz. Hocam, bana sizin. Çok sağ olun. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.